Hiper Zeka'dan herkese merhabalar babacım. Metin Hoca'dasın. Ne yapıyoruz bu videoda? Yeni nesil test çözüyoruz. Hangi ünitedeyiz? Üretim, dağıtım ve tüketim. 5. üniteyle bugün vedalaşıyoruz babacım. Ama önce bir 7 tane sorumuz var. O 7 soruyla ilgili konuşacağız. Ve daha sonra da videoyu bitireceğiz baba. Üniteyle vedalaşacağız ve 6. üniteye geçeceğiz artık. Şimdi öncelikle kitabını kap gel, ödevini yap gel demiştim. Kitabını kap geldin mi? Muhtemelen kitabın gelmiştir ama... Hocam ne kitabından bahsediyorsunuz? Birazdan ekranda göreceğin kitabı, yani ekranda gördüğün soruların yer aldığı kitabı satın almak için bir link bırakıyorum açıklama kısmına. Oradan satın alabilirsin babacığım. Diğer taraftan ödevler yapılmadıysa lütfen, bak artık bir yıldır beraberiz. Lütfen videoyu kapat, ödevini yap, öyle gel. Ödev yapmasan konu oturmaz. Hadi şimdi benimle gel ve dikkatli bir şekilde beni dinle ki soru nasıl çözülür beraber öğrenelim. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz. Verilen özellikler aşağıdaki kurumlardan hangisiyle ilgilidir demiş. Osmanlı Devleti'nde 13. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan esnaf birliğidir demiş. Tüccar ve sanatkar olan üyelerin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur. Hem Müslüman hem de gayrimüslimler bu teşkilata üye olabilmektedir. Burada verilen bilgiler ahilik teşkilatıyla ilgili lonca teşkilatı. Bir kere medrese eğitim, Darüşşafaka biliyorsunuz bir yardım kuruluşudur. Eğitimle ilgili bir sivil toplum kuruluşudur. Ailelik Teşkilatı Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki esnaf birliğidir. Bunun Osmanlı'daki karşılığı lonca teşkilatı olduğu için B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Bu açıklama doğrultusunda mesleki eğitimin aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenemez. Mesleki eğitim toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Kalifiye teknik eleman. Yani nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması diyebiliriz. Eğer nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanırsa zaman tasarrufu sağlanır. Ve diğer taraftan bak devamına hiç gelmiyorum. Kalifiye ve teknik eleman yetiştirirsen iş verimliliği artar. İşsizlik oranı artar mı? İlgisi yok babacığım. İşsizlikle bir ilgisi yok bu durumun. Nitelikli eleman yetiştirirsen her yerde o nitelikli eleman iş bulur. Mesela iş ilanlarında vasıflı ve vasıfsız eleman diyor. Vasıfsız elemandan kastı mesleki eğitim almamış kişidir. Vasıflı olabilmeniz için mesleki eğitim almanız gerekiyor. Tabii kendi yetenekleriniz doğrultusunda babacığım. Tamam. Evet gel bakalım 3. soruya biraz kendine gel. Verilen metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ünlemleri koyduk abi, soru köküne dikkat edelim. Dijital teknoloji günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin hayal edilerek nasıl tasarlandığını ve hangi üretim aşamalarından geçerek bize ulaştığını anlamamıza yardımcı olur. Dünyadaki endüstriyel üretim zinciri, dijitalleşme ve iletişim sistemlerinin gelişmesi sayesinde değişiyor. Bu teknolojiyle gelecekte milyonlarca makine, sistem ve alıcı birbirleriyle iletişim kurarak üretimin hızlanmasını sağlayacaktır. Böylelikle ürünlerin pazar ihtiyaçları tespit edilerek üretim yapılması mümkün olacaktır demiş. Dijital teknolojiler dünyada yeterince bilinmemekte midir? Hayır. Üretim yapmak kadar ürünü tüketiciye ulaştırmak da önemli midir? Tüketiciyle ilgili bir durum var mı burada? Yok. Dijital teknolojilerin sanayide kullanılması üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini daha kolaylaştıracaktır. Teknolojik gelişmeler ülkeler arası ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemektedir. Olumsuz etkilemiyor. Burada ürünlerin pazar ihtiyaçlarının tespit edilmesi, üretim yapılması, dağıtılması. Yani burada üretimin aslında dijital ortamla birlikte, dijital teknolojiyle birlikte daha pratik hale geleceği vurgulanmış. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü sorudayız. Doktorluk, hemşirelik, öğretmenlik, çiftçilik gibi mesleklere gelecekte de ihtiyaç duyulacaktır. Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Gelecekte teknolojinin gelişimine bağlı olarak birçok yeni meslek ortaya çıkacak. İyi eğitim almış, kendini farklı alanlarda geliştirmiş, sosyal becerilere sahip nitelikli bireyler bu değişim karşısında başarılı olacaklardır. Şimdi meslekler değişecek. Niçin? Teknoloji gelişiyor çünkü. Onun için teknolojik gelişmeler mesleki değişimlere yol açacaktır ifadesi doğrudur. O zaman kafadan C seçeneği gitti. Yaşanan değişim karşısında başarı olmak sahip olduğumuz becerilere bağlıdır demiş. Nitelikli olursak, becerilerimizi geliştirirsek bu değişim karşısında başarılı olabilir miyiz babacığım? Başarılı olabiliriz. Onun için ikinci öncülümüz doğru, A seçeneği de gitti. Yeni meslekler geçmişte yapılan meslekleri ortadan kaldırılacaktır. Hayır. Gelecekte de bak ne demiş burada? Gelecekte de bu mesleklere ihtiyaç duyulacak ama yeni meslekler de ortaya çıkacak. Onun için üçüncü öncül yanlış. B seçeneği 1-2 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet, 5. soruya geldik. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yuvarlak içerisine aldığım 2 tane ünlem koydum. Tımar sahiplerine toprak mülkiyeti verildiğine, tımar sahiplerinin devlete karşı sorumluluklarının olduğuna, tımar sistemiyle asker ihtiyacının karşılandığına. Şimdi burada
Geriye kalan gelirin her 3000 akçesi için bir asker beslemek zorunda. Asker besliyorsa demek ki asker ihtiyacını karşılıyor devletin. Diğer taraftan toprağın mazeretsiz arka arkaya 3 yıl boş bırakılması, Tımar sahibinin köylüye kötü davranması, Tımar'ın geri alınma sebeplerindendi. Demek ki toprağa ek biçmek, köylüye iyi davranmak sorumlulukları, demek ki devlete karşı sorumlulukları var. Artı burada Tımar sahibi kanunlara uyduğu ve devlete sorumluluklarını yerine getirdiği sürece toprağı işlemeye devam ederdi demiş. Demek ki sorumlulukları var. Diğer taraftan Tımar sahiplerine toprak mülkiyeti verilmiştir. Şimdi burada Tımar sahipleri vergi veriyor. Bir kere Osmanlı'da toprak kimin? Devletin. Kimin mülkiyetinde? Devletin mülkiyetinde. Tımarlı sipahileri toprağın kullanma hakkını elinde bulunduruyor. Toprağın sahibi değil. Onun için mülkiyet hakkı verildiği ifadesi yanlıştır. Onun için birinci öncülü eliyoruz. C seçeneği 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin olumlu yanlarından biri değildir demiş. Şimdi burada e-ticaret bize açıklanmış. İnsanlara sağladığı kolaylıklar belirtilmiş. Ama direkt soru kökünden hareketle biz seçeneklere gidebiliriz. Ürün incelemeleri yapmamıza imkan sağlaması. Bu olumlu yanıdır. Pazarlık yapma ve fiyat düşürme imkanının olmaması olumsuzdur. Zamana ve mekana bağlı kalmadan alışveriş yapmamızı sağlaması olumludur. Ürünler arasında karşılaştırmalar yapmamıza olanak vermesi olumludur. E-ticaretin olumlu ve olumsuz yanları vardır. Pazarlık imkanının bulunmaması, ürünü deneme fırsatının bulunmaması, kredi kartı yani kimlik bilgilerimizin başkasının eline geçme durumunun söz konusu olması olumsuz yanları arasında gösterilebilir. Geldik 7. ve son sorumuza. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Ülkemizde mesleki eğitime önem verildiğine, ülkemizde mesleki ve teknik okullar mesleki gelişmeye hizmet eden Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardır. Bu okullarda iş ve meslek kazandırmaya yönelik eğitim faaliyetleri verilir. Mesleki okulları ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü üretmeyi ve yüksek öğretime hazırlamayı amaçlamıştır demiş. Gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek alanında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazanmaları meslek okullarının amaçlarındandır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde herhangi bir mesleğe yönelik eğitim alan öğrenciler öğretim yılı sonunda diplomalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca mesleklerine yönelik bağımsız iş yeri açma belgesine de sahip olurlar. Şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitime önem verdiğini bize vurgulamış zaten. Birinci öncül paragrafın genelinden çıkartılacak bir sonuçtur. Net. Üretimde kalifiye iş gücünün karşılanmaya çalışıldığı. Bak, mesleki eğitimde bilgi ve becerini arttırdığı için bu kalifiye iş gücüdür. Yani kendisini geliştirmiş iş gücü. Nitelikli insan diyebiliriz biz bunlara. Onun için ikinci öncülümüz de doğrudur. Meslek okullarından mezun olan tüm öğrencilerin iş yeri açtığını. Hayır. İş yeri açma belgesini alıyor. Ama iş yeri açıyor mu, açmıyor mu, vermiş mi burada, vermemiş. Şimdi bu tarz sorularda metinde bu bilgi varsa alıyorsun, yoksa almıyorsun. Çünkü buna göre demiş. Hasan'a, Hüseyin'e, Ahmet'e, Ceren'e, Fatma'ya göre dememiş. Kendi yorumunu katmıyorsun. Mesela üstteki soru. Mesela karşına her türlü soru çıkabileceği için her türlü soruyu yer verdim. Bak burada direkt sorunun kökü boşa çıkmış değil mi? Burada sadece senin sana konuyu tekrar ettirecek. Ama sana direkt sormuş. Hangisi olumlu, hangisi olumsuz? Bakacaksın, olumlu olanı almayacaksın. Olumsuzunu sorduğu için olumsuzunu alacaksın gibi. Değerli öğrencim, fıstım, canikom. Bak şimdi burada yeni nesil ikinci testim var. Kaç soru var burada? 7. Ömrümü 7. 7, 8. 9 tane soru var. Videoyu kapatıyorsun. Bu 9 soruyu çözüyorsun. Sonraki video için, yani etkin vatandaşlık 6. ünite için Metin Hoca'nı bekliyorsun. Seni çok çok sevdiğimi unutma. Derslerine çalış. Ödevlerini yap, sorumluluklarını yerine getir. Bu konular LGS'de çıkmayacak zaten. Genel kültürümüzü arttırıyoruz. Kurumsal denemelerde 10'da 10 yapmaya çalışıyoruz. Yazılılarda yüksek not alıp almaya çalışıyoruz. Amacımız bu yıl bu. Ama seneye LGS'de canınızı okuyacağım babacığım. Ne demek istediğimi anladın? Biliyorum. Ben de seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Hadi bakalım, çok fazla oyalanma. 9 soruyu çöz, sonra gel. Seni seviyorum. Görüşmek üzere.